Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda açık kenar konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani son videodayız. Özellikleri verip sorularını da çözüp bitireceğiz. O özellikler nelermiş? Haydi bakalım şunlara. Şimdi dördüncü özelliğim şu diyor arkadaşlar. P, ABC üçgenin iç bölgesinde bir nokta ise ve B ve C'ye şöyle bir şey çizildiği zaman arkadaşlar, doğru parçalar çizildiği zaman şu PB artı PC neymiş arkadaşlar? BC ile AB artı AC arasındaymış. Yani BC ile AB artı AC arasındaymış. Zaten BC'den büyük olduğu belli. Yani BC kenarı şu ikisinin toplamı, hani üçgen eşitliği var ya, BC kenarı neydi arkadaşlar? Şuraya ben X ve Y diyecek olursam toplamlarıyla farklar arasında, toplamlarıyla farklar arasında. O yüzden BC kenarı küçüktür X artı Y olduğunu zaten üçgen eşitliğinden biliyoruz. Peki hocam, bu AB artı AC nereden geliyor? Özellikle üçgenin iç bölgesinde bir nokta sözünü duyduysak arkadaşlar, bunu kesinlikle kullanıyoruz. P noktası nerede olursa olsun hocam, burada da olsa şu ikisinin toplamı, bakın ne oluyor? A, B, A ve C, A'dan daha küçük oluyor. Çünkü burası B, A'dan küçük, burası da C, A'dan küçük. Şuraya en yakın yerde bile olsa hiç fark etmez arkadaşlar. Yine P noktası burada bile olsa B, A artı AC toplamından ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani üçgen içinde bir nokta gördüğümüz zaman neymiş? BC ile şu ikisinin toplamı arasında olmak zorundaymış. Şuradaki X ve Y'nin toplamı arkadaşlar. Özelliğimiz bu. Hemen örneğe bakalım arkadaşlar. Ne demiş? A açısı dik olan ve dik kenar uzunlukları 6 ve 8 birim olan bir dik üçgen. İçerisinde K noktası seçiliyor. Evet, bir K noktası seçiliyor. Bakalım. A açısı dik olan ABC üçgeni çizelim. Ondan sonra bu kenarlar 6 ve 8'miş. Tabi buranın 10 olduğunu biliyoruz. K noktası seçiliyormuş arkadaşlar burada. K noktası seçip de BK artı KC isteniliyor arkadaşlar bizden. Şurada bir K noktası seçtim. O zaman ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Tabii ki bu K noktası üçgen içinde bir nokta ya. O zaman kesinlikle ama kesinlikle 10 ile şu X artı Y, X artı Y ne arasındadır? 6 ve 8 toplamından da küçük olmak zorunda. 6 artı 8 de yazacağız. Yani 10 küçüktür X artı Y. O da küçüktür. 14 diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. K noktası üçgen içinde bir nokta derse. Kaç farklı tam sayı değeri vardır arkadaşlar? 11, 12, 13. 3 tane değeri vardır diyeceğiz. Evet, bu sorumuzun cevabı böylelikle 3 oldu arkadaşlar. Geldik şuraya. Bak, üçgen içinde bir nokta. Görüyorsunuz. P, ABC üçgenin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre ABC üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri nedir? Aa hocam, bunun en küçük değerini yazarım ben. Bak, üçgen eşitliği değil mi? Hocam, farklarından büyük olacak. 2'den büyük. Sınır noktasını yazalım. En küçük değeri yazalım buraya. Hocam, büyük kenarda ne olmak zorunda? Hocam, burası 2 ya. Şu ikisinin toplamı 2'den büyük olmak zorunda. Bu ikisinin toplamına 3 yazan arkadaşlarınız da olabilir. Ama yazmayalım lütfen. Niye? Üçgen içinde bir nokta değil mi arkadaşlar? P noktası. Evet. Şu AC artı AB ne olmak zorunda? Şu ikisinin toplamından küçük olmak zorunda. Yani burası da ne olmak zorunda? 10'dan büyük olmak zorunda kesinlikle. Sınır noktalarını yazıyorum. Bakın, şurası 2'den büyük olmak zorunda. Üçgen eşitliğinden dolayı 2'den büyük olmak zorunda. Hocam, buradaki nokta da üçgen içindeyse o zaman şu ikisinin toplamı 6 artı 4'ten büyük olmak zorunda. Ya 6 artı 4'ten şu ikisinin toplamı ya da 6 artı 4 bu ikisinin toplamından küçük olmak zorunda. O zaman bu daha büyük olacak, yani 10'dan büyük olacak. O zaman çevremiz ne yaptı arkadaşlar? 2'den büyük bir sayıyla 10'dan büyük bir sayıyı topladık. 12'den büyük bir sayı yaptı. En küçük değeri de kaç yapar arkadaşlar o zaman? 12'den büyük, en küçük tam sayı değer 13'tür. Yani sorumuzun cevabı böylelikle 13 çıktı. Geldik 5. özelliğe. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Üçgen içinde daha öncesinde bu özellikle ilgili ÖSYM'e bir soru sordu. Ama bunun detaylarına girersek eğer sıkıntı yaşarız. Fermat noktası dediğimiz bir noktadır aslında bu. Yani Fermat noktası da isterseniz bir inceleyin. İşte 3 tane köy var burada. Burada da bir şey var. Ne derler ona? Su deposu var. İşte nasıl şey yapabiliriz tarzında bir hikayesi de var. Ona bir bakın isterseniz arkadaşlar, Fermat noktasını. Yani burada kaç 120 dereceye eşit olduğunda farklı bir durum oluyor. 120'den küçük olduğunda, 120'den büyük olduğunda, yani üniversitedeki bilgi diyebiliriz arkadaşlar buradaki şeye. Aslında buradaki özelliği üniversite bilgisi diyebiliriz. Hatta ÖSYM bununla ilgili bir gaflette bulundu. Yani geçmiş yıllarda bir sorusunu sordu bunun. Sonra iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü oradaki Fermat noktası diye düşünüldüğü zaman, 120'den küçük, 120'den büyük gibi bir şeyleri düşündüğümüz zaman
sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bir daha öyle bir hataya düşeceğini de zannetmiyorum. Özellikle şunu söyleyeyim. Kenarlar verilirse, ki bazı kitaplar hala o yanlışı yapıyor, onu da söyleyeyim. Kenarların verilmemesi lazım şuradaki formülü uygulayabilmek için. Bu formülü uygulayabilmek için çevresinin direkt verilmesi lazım. O yüzden kitaplar da aslında çok fazla bununla ilgili soruya dalmazlar. ÖSYM'de dalar mı? Zannetmiyorum ama şunu bilin. Kenarlar verildiği zaman Fermat noktası diye incelenmesi lazım. Yani işin içinden çıkamayız. ÖSYM o Fermat noktasını sormaz. Müfredatta yok zaten. Ama direkt çevresi verildiğinde de şu 3 tane uzunluk toplamı çevrenin yarısıyla çevre arasındadır diyebiliriz. ÖSYM nasıl yaptı? Atıyorum 5, 6, 7 dedi. Bu üçünün toplamını dedi. Direkt o formülü kullandırdı ama işte dediğim gibi Fermat noktasından dolayı sıkıntı. Bu kenarlar verilirse sıkıntı. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama direkt kuralımız da şu. Çevre bölü 2 ile çevre arasında diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Yani biraz önce dedim ya 5, 6, 7 direkt verilmezseydi. Direkt 18 çevresi verilmiş olsaydı o zaman 9 ile 18 arasındadır diyecektik. Şu 3 tane uzunluk arkadaşlar. Tamam. Buna dikkat edin arkadaşlar. Geldik 6.'ya. Ne diyor? Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılı ya. Aynı şeyi kenarlar ile de söyleyebiliriz. Açılar ile yardımcı elemanlar ters orantılıdır. Aslında cümle olarak tabii biraz hatalı bir cümle. Bunu yazmamak lazım aslında ama yani ters orantılıdır derken şunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Nasıl diyelim, hani büyüklük küçüklük olduğu için ters orantıyı kullanmak ne kadar doğru ondan bahsediyorum ama en söylenecek en güzel sözlerden biri de bu diyelim, ters orantılıdır. Yani hani açılarla kenarlar doğru orantılıdır. Büyük açı karşısında büyük kenar vardır diye söylüyorduk. Burada da arkadaşlar mesela yükseklerle ilgili bir yorum yapacak olursak A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısıysa ters orantılıdır. Yüksekleri ters orantılıdır. A'dan çizilen yükseklik en küçük olur. B'den çizilen yükseklik sonra C'den çizilen yükseklik şeklinde olur. Niye? Geniş açılı bir üçgen çizseniz aa hocam buradan buraya çizilen yükseklik diğerlerine nazaran daha küçüktür deyip o şekilde de şey yapabilirsiniz. Ama unutmayın açılar ile ya da kenarlar ile yardımcı elemanlar ters orantılıdır. Mesela yüksekler ters orantılı. A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısıysa A'nın karşısındaki A'dan çizilen yükseklik en küçüktür. Sonra B'den çizilen sonra C'den çizilen diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şeyleri açıortaylar için de söyleyebiliyoruz. Mesela burada da kenarlarla ilgili söylemişim. En büyük kenar A kenarıysa A'ya çizilen açıortay en küçüktür. Sonra B kenarıysa B'ye çizilen kenarortay açıortay. Sonra da C kenarıysa sıralamada arkadaşlar A büyüktür, B büyüktür, C ise ters orantılı olacak şekilde ne A ne B ne C şeklinde yazacağız arkadaşlar bunu. Aynı şeyi A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısıysa A'dan çizilen kenarortay küçüktür. B'den çizilen kenarortay o da küçüktür. C'den çizilen kenarortay diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Tamam, açılarla ya da kenarlar ile yardımcı elemanların ters orantılı olduğunu mutlaka bilin. Geldik şuraya. Kenar uzunlukları ABC olan bir üçgenin kenarları arasında böyle bir bağıntı varmış arkadaşlar. Geçen seneki sorum hatalıydı. Üçgenin sili sağlamıyordu. Bu sene değiştirdim bunu. Neyse. Şöyle bir bağıntı varmış. Ya bu ne demek arkadaşlar? Kaçta birleşiyor bunlar? 12'de. Hocam buraya 2K, buraya 4K, buraya da 3K dersem o zaman geçen sene öyle bir değer yazmışım ki üçgen eşitliği sağlanmıyordu. Hani bir üçgenin kenarları 2K, 3K ve 4K üçgen eşitliği sağlanıyor mu? Sağlanıyor arkadaşlar. Üçgen oluşturulabiliyor. Sıkıntı yok. Evet demiş ki kenarlarımız A kenarı, kenar uzunlukları A, B, C üçgeni. A, B, C üçgeninde A'nın karşısı A'ydı. B'nin karşısı B, C'nin karşısı C'ydi arkadaşlar. A kenarı neymiş? 2K'ymış. Sonra B kenarı neymiş arkadaşlar? 4K'ymış. Sonra C kenarı neymiş arkadaşlar? 3K'ymış. Açılar ile ya da kenarlar ile kenar ortaylar ters orantılı değil miydi? Evet. En büyük kenar hangisi burada? B kenarı. Büyüktür. Sonra C. Sonra A değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman kenar ortayları sıralayacak olursak burada. Kenar ortayları sıralayacak olursak. B kenarına çizilen VB en küçük olmalı. Sonra VC'den sonra da VA'dan diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Yani sıralamamız şu şekilde. VB küçüktür. VC o da küçüktür. VA şeklinde oldu arkadaşlar. Geldik şu soruya. ABC dik üçgen ve 6 ve 8 verilmiş. Tabi buranın 10 olduğunu direkt yazmak lazım. Diyor ki bize bu sefer bak K eleman BC olmak üzere.
K eleman BC. K noktası burada da olabilir. Burada da oynak bir nokta. Sonsuz tane yer olabilir. Hatta B noktasında da olabilir. Hatta C noktasında da olabilir arkadaşlar. Çünkü kapalı aralık. K eleman BC olmak üzere. AK uzunluğunun alabileceği değerlerin tanım aralığını bulunuz diye soruyor. Bu yorum sorusu. Böyle de bir yorum sorusu da yazmak istedim. Arkadaşlar AK uzunluğu soru değil mi? AK uzunluğu. K buradan seçeceğiz ya. Bu da olabilir. Bu da. 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 AK uzunluğunun öncelikle en küçük değerini bulmalıyız. Arkadaşlar soru şuna dönüşmedi mi? Bu uzunluklardan en küçüğü hangisidir? Hop şöyle büyüyor değil mi? Şöyle küçülüyor, 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 küçülüyor. En küçüğü buralarda. Sonra büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bu kadar büyüyor. 6'ya kadar. Hatta burada da 8'e kadar büyüyor. Bunlardan en küçüğü nedir? Aa hocam, şuradan şuraya çizilen dik olan olduğu yerdeki K noktası değil midir arkadaşlar burası? Evet. O zaman biz burada neyi bulacağız? Buradaki dik olan yeri bulacağız. Hatırlayın, bir dik üçgende bütün kenarlar belliyken ve tabana hipotenüse ait yüksek eksikken nereden buluyorduk? Alandan buluyorduk. Üçgenin alanı hem 10 çarpı h bölü 2 alan, hem de nedir arkadaşlar? 6 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Evet. Bunlar gitti. 10h 48 ise h'ı buradan 4,8 bulduk. Evet. H'ın en küçük değeri 4,8 arkadaşlar. AK'nın en küçük değeri. Peki hadi daha da büyütelim. Daha büyük nasıl olacak? Bak 90'dan böyle yapınca büyüyor. Hipotenüs oldu ya burası. Şu dik üçgenler. Büyüdü. 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 En çok 6'ya kadar büyüdü. Devam edelim. Burada da büyüdü. 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 Burada daha da büyüyor. Aa, en çok nereye kadar büyüyor? 8'e kadar büyüyor. O zaman en büyük olduğu durumda nedir arkadaşlar? 8 olacak. Yani AK uzunluğu nedir diyeceğiz arkadaşlar? 8'den küçük eşit. Çünkü C noktasında da olabilir. Çünkü kapalı aralık. AK uzunluğu 8'den küçük eşit olabilir. AK uzunluğu aynı zamanda 4,8'den büyük olabilir. AK uzunluğunun alabileceği değerlerin tanım aralığını bulunuz. Yani AK eleman nedir diyeceğiz arkadaşlar? AK uzunluğu elemandır. 4,8 ile 8 arasında diyeceğiz. 4,8 ile 8 arasında diyeceğiz arkadaşlar. Bunlar da dahil mi? Dahil diyeceğiz sevgili gençler. Bu da yorum sorusu. Yorum sorusunda koymak istedim. Bir de şöyle bir not var. Çeşit kenar üçgende. Çeşit kenar bir üçgende. Aynı köşeden çizilen açıortay, yükseklik ve kenar ortay arasında şöyle bir sıralama vardır. Hocam niye çeşit kenar üçgende? Çünkü arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen olsa eşkenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açıortay, aynı zamanda kenarortay. Bunların üçü birbirine eşit olabilir. Hocam eşkenar üçgende hepsi birbirine eşit. İkizkenar üçgende de mesela ikizkenar üçgende de şöyle bu açıdan çizilen yükseklik, bu açıdan çizilen yükseklik birbirine eşit. Ya da şöyle açıortayla kenarortay arasında mesela ikizkenar üçgende tepe açısından çizilen bu açıortay aynı zamanda yükseklik oluyor, eşit olabiliyor arkadaşlar. O yüzden çeşit kenar üçgende kesin ve garanti bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Çeşit kenar üçgende ne oluyormuş arkadaşlar? Aynı köşeden çizilen açıortay, yükseklik ve kenarortay arasında şöyle bir muhabbet varmış. Evet, şöyle bir muhabbet varmış. Zaten buradan buraya çizilen en kısa uzaklık nedir? Yüksekliktir. Sonrası açıortaydır. Zaten biz en küçüğünün yükseklik olduğunu anlayabiliriz. Haşa. Sonra en büyüğünde nasıl anlayalım arkadaşlar? Şöyle aklımızda tutabiliriz. Büyük V ile gösteriyoruz ya kenar ortayı. En büyük de öyle aklımıza kalsın. En büyük V A, sonra N A, sonra da H A diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Geldik son soruya. Bir üçgende şöyle bir şey verilmiş. Üçgenin açılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. H A küçüktür. N A o da küçüktür. V A olduğunu biliyorum. Buradan H A yerine V C'ye yazsam. HA yerine VC yazsam. A, HA VA'dan küçük değil mi? Evet. Buradan bunu bulduysak. VC küçüktür VA ise ters orantılı değil miydi? Açılarla kenarlar. Yardımcı elemanlar. Evet. C açısı büyüktür. A açısı diyebiliriz. Peki hocam HA yerine NB yazsak. HA yerine NB yazsak. NB yazsak. A, NB de NA'dan küçük mü oldu? Evet. NB de NA'dan küçük oldu. O zaman burada açıortaylarda NB küçüktür NA ise ters orantı var. B açısı da büyüktür. A açısı mı diyeceğiz? Evet. C büyüktür. A bulduk. B büyüktür. A bulduk. Şimdi C ile B'yi kıyaslamasını yapayım. Şu ikisinden yapamam. C'nin A'nın en küçük olduğunu buldum yani burada. Bir de C ile B arasında bir ilişki yapayım. Onu da nerede yapayım arkadaşlar? Bir de HB küçüktür. NB küçüktür. VB değil midir arkadaşlar? Bir de şu B'de yazayım arkadaşlar. O zaman ben burada NB yerine mesela VC yazabilirim. Ama VB yerine NB yerine VC yazdığım zaman
Ben neyin kıyaslamasını istiyorum? B ile C'nin kıyaslamasını istiyorum. Evet, olabilir. C ile B. Bakın ne çıktı burada? VC küçüktür VB mi çıktı? VC küçüktür VB ise o zaman ne geliyor arkadaşlar? C açısı büyüktür B açısı mı geldi? Aynen öyle oldu arkadaşlar. O zaman ne buldum arkadaşlar? C hem A'dan büyük. Bak dikkat edin. C hem A'dan büyük hem de B'den büyük. O zaman en büyüğü nedir arkadaşlar? C açısıdır. Sonrası nedir? B açısı da A'dan büyük değil midir? Evet. B ile A kalmıştı sırada. O zaman sıralamamız şu şekildedir. C açısı büyüktür. B açısı o da büyüktür. A açısı diyeceğiz arkadaşlar. Evet gençler, açıkenar bağıntılarını böylelikle bitirdik. Sırada ne var? Üçgende merkezler. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgende merkezler konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.